sevgili örgü severler. Şerife'nin örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife Mutlu. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım inşallah. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Ayrıca zil sesini açık bırakın ki bundan sonraki yayınlayacağım videolardan da ilk sizin haberiniz olsun. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. İstediğiniz zaman, istediğiniz videoma rahatlıkla girerek faydalanabilirsiniz. Evet, ördüğüm yelekleri göndermeden önce sizlerle boyutlarını, ölçülerini veriyorum biliyorsunuz. Sıra sıra yine çok farklı bir boyutta ve bedende olan bir yeleğimin sizlere ölçülerini vereceğim inşallah. Yeleğim 46 bedenden başlayarak 50 bedene kadar rahatlıkla olabilecek bir model. Çünkü esneklik itibariyle daha büyük bedenlere de olabiliyor. Yeleğe majörlü başaklar yelek modeli, yine bunun anlatımı kanalımda mevcut ve sizlerle de muhakkak paylaşacağım linkini videomun altında. Evet sevgili örgü severler, ipim 152 nolu ip, Alize Angora Gold bej melanj ip. Çok farklı ve çok güzel bir ip, tavsiye edebilirim bu rengi. 5 adet ip almamız gerekiyor çünkü yeleğimizin boyutu omuzdan aşağı toplamda 102 santim. Yani uzun tunik türü ya da baya baya diz kapağı altında, o sizin boyunuza göre ayarlayacağınız bir şey olabilir. 102 santim bir yelek, beden olarak da büyük bir yelek. 5 ip gitti bu yeleğime, kullandım. 5 ipe yakın kullandım, yani 5. ip almanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu şekli aldı ve şimdi sizlere bunun ölçülerini, sayılarını inşallah birebir paylaşacağım. Notlarımı aldım, hazırlandım. Bakalım inşallah faydalı olabilirim. Sevgili örgü severler, yeleğimizin ön kısımlarını toplamda 108 ilmek başlamanız gerekir. Ön kısımlarını 108 ilmek, 54 çift. Hani çift olarak başlayacak arkadaşlar için de 54 çift olarak başlıyoruz. Yanlara yırtmaç uyguluyoruz. Yırtmaç uygularken bu modelde herhangi bir şey yapmıyoruz. Sadece dikişimizi dikerken 20 santim kadar dikmiyoruz ve buralarda tığ işi yapıyoruz. Çünkü ekstradan bir şey yapacak, yırtmaç yapacak özelliği yok. Yırtmaç yapmak isterseniz de böyle 20 santim kadar dikişimizi dikmeyeceksiniz ve yırtmaç olacak, tığlayacaksınız sonunda. Yeleğimizin önü dediğim gibi 108 ilmekti. Santim olarak merak eden arkadaşlar da şöyle bir santimleyeyim. Bakın tığ yerlerini yapmıyorum çünkü tığ yerlerini yaparsam farklı olur. 35 santim. İlk başlangıçta 35 santim. Zamanla bu biraz dikişiydi, toplanıyor. 34 santim kadar oluyor eni, tığlaması hariç. 34 santim başlıyoruz. Modelimiz 13'er ilmek ana modelimiz. Ajurlarımız 3'er ilmek ve yana da 2 tane lastik olarak yine subay çimdiği ajurunu uygulayabiliriz. Ama isterseniz farklı ajurlarda deneyebilirsiniz. Alta lastik uygulaması yok. Hemen bir sıradan sonra modelimizi uygulamaya başlıyoruz. Modelimizi 6 model olarak başladık. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 model sığdı bu sayıya. 6 modeli uyguladım ve toplamda kol evine kadar, bakın. Şimdi ben burada size model sayısını da verebilirim ama eldeneye inanın o da farklılık gösteriyor. 3 nolu şiş kullandım ayrıca. Eldeneyle o da fark ediyor. Toplamda şöyle kenarından bakın ölçtüğüm zaman 74 santim. 74 santim kol evine kadar örüyorsunuz. Eğer bu uzunlukta istiyorsanız. Ama standart bir uzunluk derseniz, ben çok uzun sevmiyorum derseniz, orada yapacağınız toplamda size şöyle söyleyeyim. 48 santim, hadi 50 santim yapabilirsiniz biraz daha uzun isterseniz. Ama bu yeleğimiz kol evine kadar 74 santim öreceksiniz. 74 santim ördükten sonra şu kol evi kesimi, şöyle biraz daha yaklaştırayım kolu. Kol evi kesimini yapacağız. Kol evi kesimini neye göre uygulayacağız? Bağlamalı lastik gibi modellerde kullanılan kol evi ve yaka kesimi videomdaki kesim buna uygun. Ve bu şekilde yapılacak. Onun linkini de yine videomun altına ekleyeceğim. Ne yapıyoruz? Toplamda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek artırıyoruz kesimimizi yaparken. İlk aşamada 23 ilmeği, böyle 3-3 ana gövdeye varmadan keseceğiz. Daha sonra da yine tam şu subay çimdiği ajuru bitene kadar da
Örerken her ön sırada 2 2 keserek 16 ilmek daha yok edeceğiz. Toplamda 34 ilmeğimiz, toplamda hayır 39 ilmeğimiz, affedersiniz, 39 ilmeğimizi bitireceğiz. Geldik yakaya. Yakayı ne zaman yapacağız? Yakayı da yine şöyle biraz çekeyim. Şöyle ölçeyim size. Bakın kaç santim sonra yakayı uygulamaya başlayacağız. Yakayı da toplamda 88 santim olunca aynı kol evi keser gibi pratik yaka kesimi var yelek bölgede. Onun da videosunu ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi aynı o şekilde 13 ilmeğimi başlıyorum. 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmeğimi başlıyorum. Yine toplamda şu kısımda şu model bitene kadar, o da sayı olarak sizlere vereyim, 28 ilmeği 3 3 ana gövdeye gelmeden keseceğim. Daha sonra da yine 16 ilmek her ön sırada aynı, bakın yaka kesme tekniğimizle kol evi kesme tekniğimiz aynı teknik. Kese kese bitireceğim. Sonradan da her ikisinde de kesme, zaten o kol evinin kesmesi gördüğünüz gibi şurada bitmiş. Yakayda başladığım o da burada bitiyor. Yaka kesimi de bittikten sonra 4-5 santim örünce yeleğimiz tamamlanmış oluyor. Yani şu kısmı ben bir ölçeyim, bakın toplamda şöyle 26-27 santim oluyor. Zaten kol evi de 4 santim kadar, 74'ün üstüne 4 ekliyoruz, 78 santim oluyor. Daha sonraki kısmımız da 24 santim oluyor ve yeleğimizin uzunluğu omuzdan aşağı 102 santime tamamlanıyor. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıyorsunuz. Tek farkı bu kısmı yaparken şu omuzdaki iki modelimizi, lastiğimizi uzatacağız. Şeyi kestikten sonra omuzu, bakın omuzda iki modelimiz kaldı. Keseceğiz ve uzatıp diğer omuza dikeceğiz. Böylece önleri tamamlamış olduk. Evet sevgili örgü severler, gördüğünüz gibi yeleğimizin arka kısmına geldik. Yeleğimizin arka kısmında 12 model uyguluyoruz. 12 model uyguluyoruz. Bakın 12 model 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tek farkı önlerde yan kısımlara ajur uygularken arkada uygulamayacağım. Ondan için yapıyorum. Bakın sevgili örgü severler, şu kısımda dikildiği zaman görüntü bozulmasın diye. Bakın birinde var birinde yok ama dikildiği zaman sanki örgü hiç dikişi olmamış, devam etmiş gibi görünsün diye. Evet 12 model uyguluyoruz. Araya da 11 tane ajur uyguluyor. Toplamda bizim başlayacağımız ilmek arka sırada 193 ilmek. Yani 96 çift. İlmek olarak yapacaklarsa tek tek sayanlar için 193 ilmek. Çift sayı olarak başlamaya alışkın olan arkadaşlar için de 96 çift bir tek olarak başlayacaksınız. Enimiz 61 santimetre sevgili örgü severler. Arkanın eni 61 santimetre. Şöyle yine tığdan tığa ölçüyorum. Şu şekilde 61 santimetre. Esneyen bir model, hafif bir model. 61 santim. Yine kol evine kadar 74 santimimizi öreceğiz. Daha sonra 4 santimde kol evimiz denk gelecek. Yine 24 santimde ondan sonra olacak. Zaten önleri ördüğünüz zaman arkayı ona göre denk getirirsiniz. Burada tek bir fark var. Bir kere kesim yapıyoruz arkada. Tek bir modeli kesiyoruz. O da 16 ilmek. Yani şu kısımda 16 ilmeği kesiyoruz. Ondan sonra örerken devam edip kesmemiz yok. Dümdüz devam edip kesiyoruz. En son düzü yapmadım. Düz kestik. Zaten şeride geçip diktiğimiz zaman bu şekilde görüntüde oluşmuş oldu. Dediğim gibi yırtmaç detayında bunun özel bir işlem yapmıyorsunuz. Dikerken yanı şöyle 20 santim kadar dikmeyin. Boş bırakın. Daha sonra yelekte tığlamayı nasıl yapıyorsanız yapın. Bunun da benzer videosu var. Bunun da linkini sizlere ekleyeyim. Nasıl tığlama yapacağınızın linkini sizlere ekleyeyim. 20 santimini dikmediğiniz zaman yırtmacı oluşuyor ki uzun yeleklerde yırtmacı muhakkak yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve gelelim düğme kısmına. Düğme kısmında şöyle 3 düğme uyguladık. Görüldüğü gibi. Düğmeye de ne kadar santim ördükten sonra yapacağız diye yine bir şeyiniz, sorunuz olursa, gördüğünüz gibi 66-67. Santimde uygulamışım ve her düğüm arası da 10'ar santim olmuş hemen hemen. Bir tanesini zaten yakada yapılıyor. Diğerleri de şu şekilde model üzerinde yapılıyor. Bakın model üzerinde yaptıklarımı da, buna da özellikle ilik açmadım. İlik açmanıza gerek yok. Niye derseniz zaten hep ajurlu olduğu için
bir şeyine en uygun ajurun ilik olarak kullanabilirsiniz ki zaten angora biraz esnek olduğu için ilik açıp da ekstradan bir de orada delik oluşturmaya gerek yok. Yani özel bir ilik açmanıza da gerek yok. Diktikten sonra güzel bir şekilde tığlarsınız ve böylece uzun yelek isteyen ve büyük beden isteyen arkadaşlar da yine bundan faydalanabilirler. Ben bu kadar uzun istemiyorum ama beden olarak bunu istiyorum diyorsanız ne yaparsınız? Dediğim gibi benim en fazla 45 ile 50 santim arasında kol evini uygularsınız. Ama genişliğini aynı şekilde yaparsınız. Benim verdiğim sayıları başlarsınız. Bir de şu fark var. Şu olabilir. Biraz daha şu kol kısmını küçük başlayabilirsiniz. Ama yine beden büyük olacağı için kolu da yine 24 santim yapmanızda şey var. Gereklilik var. Çünkü bedenimiz büyük olacak. Yani omuz bu kısma dokunmuyoruz. Sadece şu 78 santimlik 74 santimden sonra koyacağımız kol evini ne yapacağız? 48 santimde uygulamaya başlayacağız ve böylece yeleğimizin boyu da kısa olacak. Evet sevgili örgü severler, şöyle mezuramı da bırakayım. Şerife'nin Örgüleri YouTube kanalında bir anlatımımın daha sonuna geldim. Biraz uzun bir yelek olduğu için kadraja sığmadı elimizdeki imkanlar doğrultusunda. Ama eminim anlatabilmişimdir. Siz de anlamışsınızdır. Yepyeni videolarda tekrardan görüşmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.